Assalomu alaykum. Derslerimizi devam qildiramiz. Ushbu videoda matematika majburiy blok uchun testlarni, namunaviy testlarni yechib ko'rsatamiz. Demak, imtihon oldidan mana shu variantni ham ko'rib chiqishni barcha abituriyentlarga tavsiya qilamiz. Albatta, foydadan xoli bo'lmaydi. Demak, boshladik. Birinchi savol. Bog'dan 75 kilogram gilos terib olindi ve ular 3ta savatga joylandi. Mana 1-chi, 2-chi, 3-chi savat. Demak, yozib qo'yamiz. 1, 2, 3 ta. 1-chi, 2-chi, 3-chi savatlar. 1-chi savatga hamma gilosning 2dan 1 qismi, 2-chi savatga qolgan gilosning 5dan 2 qismi joylandi. 2-chi savatga qancha gilos joylangan? Demak, 75 kilogram gilos ekan hammasi bo'lib, birinchi savatga o'shaning, ya'ni hamma gilosning 2dan 1 qismi joylandi. Demak, 75 ning 2dan 1 qismini topish kerak, ya'ni sonning qismini topish kerak. Demak, qoida sonning qismini topish uchun shu sonni shu qismga ko'paytiriladi. Demak, 75 ning 2dan 1 qismini topish uchun 75 ni ko'paytiramiz 2dan 1 ga. Demek bu 70 suratga ko'payadi. 75 mahrajda 2. Bu 75 bo'lingan 2 degani 37 yarim bo'ladi bu. Yoki 37 butun 2dan 1 desak ham bo'ladi. Endi demek birinchi savatga mana shu joylandi. Demek yozib qo'yamiz. 37 yarim. İkinci savatga qolgan gilosning 5dan 2 qismi joylandi. Endi qolgani qancha? Demek yarmi 37 yarim bo'lsa, qolgani ham yarmi bo'ladi. Ya'ni qolgani ham 37 yarim kilogram. İkinci savatga qolgan gilosning 5dan 2 qismi joylandi. Demek İkinci savatga mana shu 75 taqsim 2 ning, ya'ni 37 yarim ning 75 taqsim 2 ning 5dan 2 qismi joylandi. Demak, shu sonni 5dan 2 ga ko'paytiramiz. Ana endi 37 yarim deb yozib, ana shuni 5dan 2 ga ko'paytirishimiz kerak edi. Demak, 75 taqsim 2 ham 37 yarim ga teng va mana bunday shaklini, kasr ko'rinishini bu songa ko'paytirish qulay bo'lgani uchun mana shu shaklini yozib, demak, ko'paytirishni bajaramiz. Demak, qoidaga yozsang 2 lar qisqaradi, 5 bilan 75 qisqarsa, bu yerda 15 qoladi. Demak, 15 kilogram. Shartni o'qib ko'ramiz. Ikkinchi savatga qolgan gilosning, ya'ni 75 taqsim 2 kilogramning 5dan 2 qismi joylandi, ya'ni 15 kilogram joylandi. 15. İkinci savatga qancha gilos joylangan? Demek 15 degan cevap yok. Demek cevapları noto'g'ri ekan buni. Devam qilamiz. Toshkentdan Xorazmgacha 1100 kilometr. İki shahardan bir-biriga qarab mashinalar yo'lga chiqdi. Demek, birinci mashina Toshkentdan, ikinci mashina bu tarafga Xorazmdan. Endi, demek oralardagi masofa 1100 kilometr. Qo'shib aytilganidek 1100 kilometr bo'libdi bu. Demak, yo'lga chiqib 5,5 soatdan so'ng uchrashdi. Demak, 5,5 soat yo'l yurishibdi. Yozib qo'yamiz 5,5 soat. Ana endi birinchi mashina tezligi 1110 kilometr soat. Bo'lsa, ikkinchi mashina tezligi qancha? Bu 110 kilometr soat degani, mana 110 kilometr, bu hash degani soat degani. Soat. Bu nima degani? Bu her saatte
110 kilometre yürüdü degen. 110 kilometre yürüdü degen. Demek Toshkentten Xorazm geçe. Yolga çıkan maşina her saatte 110 kilometre yürse ve mesela şartı da aytılgandek 5 yarım saat yürüdüyen bosa o kaç mesafe yürüyüşünü tapasak boladı. Mene mesafenin tapış üçün tezlikni vakti köpeytiriş gerek. Bu 110 kilometre saat elbette tezlik ekenini bileniz. Tezlik mene bu 5 yarım saat degenimiz vakt ekenini bileniz. Ana indi mana şu tezlik bilen mana şu vaqtda qancha masofa bosib o'tishini topish uchun demak ikkisini ko'paytirishimiz kerak. Demak ko'paytiramiz. Demak 110 ko'paytirilgan 5 yarim. Demak 110'ni 5 yarimga ko'paytiramiz. Demek 605 bular ekan. 605. Endi bu kilometr. Çünkü mana saat, mana bu kilometr saat. Demek her saatte 110 kilometr yürüdü degani 5 yarım saatte demek 605 kilometr yürüdü. Demek tahminen mana shu yergacha demek 605 kilometr ekan. Endi qolgani qancha ekanini topish uchun 1100'dan 605'ni ayıramız. 1100 605. 600'ni ayırsak 500 kaladı. Demek 495 kilometr. Demek bu tarafta 495 kilometr mesafe kalıptı. Ana endi bu 495 kilometr mesafeni ham 5 yarım saatte basıp ötken. Çünkü bana mesele şartta ayrılıp durdu. 5 yarım saatte ikisi bir vaxta yolga çıkıp 5 yarım saatte uçuşken bosa. Demek 495 kilometrini 5 yarım saatte basıp ötken. Yani şimdi bizge bana mesafe berilgen 495 tezliki normal miydi? Tezlikni adatta tezlik V bilen bilgilenirdi. Çünkü V de bilgilenip dursa köpeytiremiz vaxt. Vaxt bana 5 yarım saat. Yani şimdi bu yerden tezlikini tabi bulalımız. Demek bu yerden tezlikini tapadigan bulsak 90 kilometr saat çıkar ekan. Demek 90 kilometr saat mana. A cevapta. Devam kılamız. Mana. Bir tamamı 8 santimetre. Yüzdesi 48 santimetre kvadrat bo'lgan to'g'ri to'rtburchak perimetrini toping. Mana to'g'ri to'rtburchakni yüzdesi berilgen, bir tamamı berilgen. Onun perimetrini topuş talep kılınca. Perimetrini topuş forması mene iki de tamamı berilgende onlarını koşup ikiye küp etiremiz. Perimetri bence tamamları yığındısı depkan aytıladı. Yani indi perimetrini topuş için bizge iki de tamam gerekken bu yerde demek bir tamamı berilgen ve yüzdesi berilgen. İkinci tamamını tabi balışımız gerek. Onun için. 4 burçak yüzdesini tapış formülasını ham istiyimiz. Demek tamallar A, B boğan 4 burçakların yüzdesi A köpeytirilgen B deb tapıladı. Demek mana bu tamanını 8'ge köpeytirsek 48 çıkarak. Demek mana bu tamanı 16. Şunda yine demek yüzdesi 48 boladı. Ana indi iki tamanın məlum perimetrini tapamız. Perimetr 2 köpeytirilgen 6 plus 8. 14 bu 2 bilen 28. Yani bu santimetre bulanı için bunun birliği ham santimetre buladı. Yani 28 degen cevap. Devam kılamız. Demek buluç 23. Toluksuz bölünme 17. Kaldık
19 bo'lsa bo'lin uchun toping. Odatda mana shu yerdagi demak qoldiq qoladigan bo'lsa bu yerda mana shu bo'linma to'liqsiz bo'linma deb ham yuritiladi. To'liqsiz bo'linma deb ham yuritiladi. Demak bu yerda ana shunday nomi bilan kelgan. Demak bo'luvchi 23. Demak mana bu 23 ekan. Demak qandaydir sonni 23 ga bo'lsak to'liqsiz bo'linma 17. Demak buni o'rnida 17 turibdi. Qoldiq esa 19. 19 qoldiq. Bo'linuvchini toping. Mana bu bo'linuvchini topish kerak. Bo'linuvchini biror x bilan belgilab tursak, mana shu yerdagi x ni topish kerak. Buni qanday topishni demak rejalashtirib olishimiz uchun oddiy bir misol ko'rsak. Masalan 7 ni bo'lamiz 3 ga. 7 ni 3 ga bo'lsak 2 butundan yetib 1 qoldiq qoladi. 1 qoldiq. Ana endi mana shu 7 ni topish uchun mana bu 3 ni bo'luvchi to'liqsiz bo'linmaga ko'paytirib qoldiq qo'shiladi. Shundagina mana bo'linuvchi kelib chiqadi. Demak bu yerda ham x ni topish uchun 23 ni 17 ga ko'paytirib mana bu demak qoldiq qo'shilar ekan. Ana endi buni hisoblaymiz. Demak buni javobi 410 chiqar ekan. 410. 410 degan javob mana turibdi. Davom qilamiz. 12 tonna 36 sentner 1236 kilogram necha kilogram bo'ladi? Bilamizki 1 tonna 1000 kilogram, 1 sentner 100 kilogram. Ana shunga ana shuni bilgan holatda buni hisoblaymiz. Demak 12 tonna. 12 tonna demak 12 2 tonna deganimiz 12 ko'paytirilgan 1000 kilogram. Ya'ni 12000 kilogram. Ana endi 1 sentner 100 kilogram bo'ladigan bo'lsa 36 sentner 36 ko'paytirilgan 100 demak kilogram. Bu esa 3600 bo'ladi. Ana endi 1236 kilogram. Bu esa kilogramda turibdi. Demak barchasini qo'shamiz. 12000 kilogram plus 3600 kilogram plus 1236 kilogram. Mana bu 12000, bu 3000 bilan 15000, mana bu 1000 bilan 16000. Mana bu bilan 16600, mana bu bilan 16836. Demak 16836 kilogram bo'lar ekan. Mana C javob to'g'ri. Davom qilamiz. Javobini toping deyilgan. Buni demak oddiy misol hisoblashni usullari ko'p qavslarni ochish orqali hisoblasak ham bo'ladi. Birinchi ana shu usulda hisoblasak. Demak 809 mana bu minus bilan minus plus bo'lib ochiladi. Qavs 243 mana bu minus bilan minus yana plus bo'lib ochiladi. 127. Ana buni demak hisoblashar hisoblash uchun mana bu ikkisini qo'shib olish qulay. 809 plus demak mana bu 360 370 bo'lar ekan. 800 ga 300 1179. 1179 mana. Ana endi ikkinchi usuli. İkinci usulda dastlab qavsning ichini hisoblab olamiz. Minus 243 minus 127. Bu ikkitasi bir xil ishorali sonlar bo'lgani uchun qo'shib ularning ishorasi yoziladi. Demak bu ikkisini qo'shsak, ya'ni yuqorida qo'shdik,
370 demek. Minus 370 bo'lar ekan. Demek misol quyidagi ko'rinishni oldi. 809 ayrilgan minus 370. Bu plus bo'lib, yana shu 1179 bo'ladi. Ya'ni biz a minus minus b mana shu yerda qavsni ochish qoidasidan foydalandik. A plus b bo'lib ochiladi qavs. Agar a minus b bo'ladigan bo'lsa, bu a minus b bo'ladi albatta, bu oddiy. Demak, 1179 da javob varianti to'g'ri ekan. Davom qilamiz. Mana x ko'paytirilgan 8, ayrilgan 12 teng 48 minus x ko'paytirilgan 2 noma'lum ko'paytirish uchun toping. Birinchi usuli u tenglamani yechish. X ko'paytirilgan 8 degani bu 8x bilamiz. Minus 12 48 minus x ko'paytirilgan 2 degani 2x. Mana bu 2x ni tenglik chap tomonini o'tiramiz. Mana bu minus 12 nasa tenglikni o'ng tomonini o'tiramiz. Albatta bu minus 2x bu tarafa. Plus 2x bu o'tadi. Buni bilamiz. Mana bu minus 12 esa bu tarafa. Plus 12 bo'lib o'tadi. Demek qanday ko'rinishni oladi tenglama? 8x mana bu plus 2x. Bu tarafta 48 turibdi. Mana bu minus 12 mana plus 12 bo'lib o'tdi. Bu demek 8x ga 2x 10x bo'ladi. 48 ga 12 esa 60. Demek x deganimiz 60 bo'lingan 10 ga teng. Ya'ni 6. Noma'lum ko'paytuvchi demek 6 ekan. C javob varianti. Demek ijtimoiy fan bilan shug'ullanuvchi o'quvchilar, demek matematikadan tayyorgarlik ko'rmagan bo'lsa, bu yerda ko'paytirish, qo'shish, ayirishni bilish yetarli. Mana bu sonlarni x o'rniga qo'yib tekshirib ko'rish mumkin. Masalan 5 ni qo'ysak. 5 ko'paytirilgan 8, ayrilgan 12. Bu demek 5 8 40, 12 ni ayirsak demek 28 bo'ladi. Ana endi mana bu yerga qo'yamiz. 48 ayrilgan x ko'paytir, uzr. 5 ko'paytirilgan 2. 5 2 10, 48 dan ayirsak 38. Mana bu teng emas. Demak, D javob noto'g'ri ekan. Ana endi C javobni qo'yib ko'ramiz. 6 ko'paytirilgan 8 minus 12 48 12 ni ayirsak 36. Mana endi 48 minus 6 ko'paytirilgan 2. Bu ham demak 36. İkisi bir xil bo'lgani uchun mana shu javob to'g'ri. Mana 6 degan javob to'g'ri. Bu yerda ham 6 chiqadi mana. Ana shunday usulda ham demak o'quvchilar to'g'ri javobni topsa bo'ladi. Davom qilamiz. Firmadagi tovuq va qo'ylarning umumiy soni 27 ta. Bilamizki, qo'yda 4 ta oyoq bo'ladi. Tovuqda esa 2 ta oyoq bo'ladi. Ya'ni endi qo'y va tovuqlarning soni 27 ta ekan, ularning oyoqlari soni 90 ta ekan. Firmada nechta qo'y bor deyilgan. Firmada nechta qo'y bor? Birinchi usuli. Demak, qo'yda 4 ta, tovuqda 2 ta oyoq bo'ladigan bo'lsa, javoblarni tekshirib ko'rish usuli, birinchi usul. Demak, nechta qo'y bor deyilgan? Demak, 9 ta qo'y bo'ladigan bo'lsa, 9 ko'paytirilgan 4 bo'ladi. Uning oyoqlari soni plus demek 9 ta qo'y bo'ladigan bo'lsa, 27 tadan 9 ni ayirsak 18 ta tovuq bo'lishi kerak. Ularning oyoqlari soni demak tovuqda 2 ta oyoq bo'lgani uchun 2 ga ko'paytiriladi. Mana shu demak 9 ta qo'y 18 ta tovuqning oyoqlari soni bo'ladi. Bu 36, bu ham 36, 72 ta chiqadi. Demak, bu yerda 90 ta deyilgan, 90 ta deyilgan, demak A javob varianti noto'g'ri. Ana endi 18 ni qo'yib ko'rsak. 18 ko'paytirilgan 4 plus, demak 18 ta qo'y bo'ladigan bo'lsa, 27 dan 18 ni ayirsak 9 ta tovuq bo'ladi. Har bir tovuqda 2 tadan oyoq.
Demek 18'ni 4'e köpaytirsek 72, 9'ını 2'ye köpaytirsek 18, yığındısı ise 90. Demek mana şu cevap doğru iken. Bu birinci usulü. Demek en adi usul. İhtiyari bir okucu. Umuman tayyorgarlık görmeyen okucularım bu usulda doğru cevabını tapsa boladı. Yani şimdi ikinci usulü. İkinci usulü matematik usul. Bu ham matematik usul elbette. Lekin dinleme düzüş usulü. Yani şimdi koylar. Koylar. K, T olsun. Tavuklar ise T, T olsun. Bu halde ularının sonu demek K plus T ting 27. Yani 27 de değil. Ularının ayakları sonu ise 90. Demek K, T koy bola diyen olsa her biri de 4 tane ayak var. T, T tavuk olsa her biri de 2 tane ayak var. Bunların sonu ise 90. Yani şu sistemini geçiş gerek buladı. Bunu demek 2'ye bölüp yazalımız. Demek 2'ye bölüp yazadigan bo'lsak bu yerde 2 Q kaladı. Bu yerde T kaladı. Bu yerde ise 45 kaladı. Mana bunu yazalımız. K plus T 27. Yani şimdi ayrı bir boradigan bo'lsak mana bu T'lar 0 bo'lib ketadi. 2 Q'dan Q'ni ayırsak Q kaladı. Bunu ayırsak ise 18 bo'ladi. Demek koyların sonu 18 ekeni gelip çıktı. Yani şimdi kılbem geçsek buladı. Doğum kılamız. Böyle. Yüzü 20 cm kvadrat. Geldiğin bölgen 4 burçak. Bir tamamı 5 cm getirin. İkinci tamamını topin. Demek bir tamamı 5 cm. Yüzesi 20 cm kvadrat. İkinci tamamını topiş gerek. Demek kaydamız bu arada. Tört burçakın yüzesi. Yeni bilen boyu köpeytirip topuladı. Yani A köpeytirilgen bu. Demek bana şu yerdeki sonunu 5'e köpeytirsek 20 çıkışı gerek. Demek bu son 4. 4, 5, 20. Demek ikinci tamamı uzunluğu 4. Bana 4 degen cevap. Devam kılamız. 36 sonunun barcha bölücülerini topin demek. 36 kaysi sonlarga bölünedi. Ana şunu topish kerak. Elbette 0'ga bölünmedi. Ana şunun için bu cevap na doğru. Mana bu cevap na doğru. Doğrudan doğru. Mana 0 bo'lgani uchun 0 biror sonning bölücüsü emas. Ana şunun için yani 0'ga bölüş mümkün emas degan qoidaga asosan mana bu B ve D variantları na doğru ekanini topdik. Ana endi A cevabını teşirip görelim. 36 1'e bölünedi, 3'e bölünedi, 4'e bölünedi, 6'e, 8'e bölünedi. Lekin 16'e bölünmeyi. Demek bu cevap ham na doğru. Yegane doğru cevap buluşu mümkün olsa o ham S cevap buldu. Yani şimdi bu cevap ham doğru ya ki na doğru. Lekin teşirip görelim. 1'e bölünedi, 2'ye bölünedi, 3'e bölünedi, 12 çıkardı. 4'e bölünse 9 çıkardı. 6'e bölünse 6. 9'e bölünse 4. 12'ye bölünse 3. 18'e bölünse 2, 36'e bölünse 1. Demek menajer cevap doğru iken. Devam kılamız. Orik kurutulgen de öz massasını 3'ten 1 kısmını yok atadı. 300 kilogram orikten neçe kilogram turşak alış mümkün değilgen. Demek 300 kilogram orik var. Elbette kurutulgen de kurup kalgeni turşek boladı. Demek ana şu 300 kilogram urikten neçe kilogram turşek alış mümkün değilgen ve 3'ten 1 kısmını yok atış. Kurutulgen de 3'ten 1 kısmını yok atış aydırgen. Demek 300'nin 3'ten 1 kısmını tapağımız. 300'nin 3'ten 1 kısmı 3'ge bölüp birisini alış gerek. Demek 100'ge deyin.
Demek 100 kilogramını yok atadı. Yani indi 300'den ayrış gerek 100'ünü. 200 kaladı. Demek 200 kilogram turşak alış mümkün. 200 kilogram turşak. 100 kilogramını yok atadı. Yani mesela şartı da etmemiş. Tamir kısmını yok atadı. Demek suyu, hol örekli suyu buğlanıp gidip kuruk kaladı. Yani turşak bu kaladı. Ana şu turşak demek 300 kilogramdan 200 kilogram bolar eken. Bu yerde de doğru cevap yok. Doğru cevap 200 kilogram. Devam kılalımız. Mene. 87 plus 56 bölünge 8 köpetirilgen 3. Mene bu musallını geç üçün. Dəslət demek koşmazdan 87 plusunu yazıp duramız. Dəslət mene bu kısmını beceremiz. 56'nı 56 bölünge 8 köpeytirilgen 3. Bu demek 8'ni 3'ke köpeytirip keyin bölünedi mi? Ya ki dastlab bölüp keyin köpeytiriladi mi? Mana şu bölüş bilen köpeytiriliş ketma ket keladigan bolsa, demek tertip boyunca becerip ketaveramiz. Dastlab mana bu kısmı beceriladi. Bölsek demek ki 7 köpeytirilgen 3'ni yazamız. 7 3 21. Demek mana bu kısmı 21 eken 87'ye 21'ini koşamız. Bu ise 108. 108 deyken. Demek 108 deyken cevap variantı bu amana. Devam kılamız. Mene. İki bağlamda 30'da defter var. Eğer birinci bağlamdan ikincisi ge, iki de defter alıp koşulsa. Demek birinci bağlamda, ikinci bağlamda giden iki merde köp defter kalır. Birinci bağlamda neşte defter bulgen. Bunu demek yine iki kıl usulda geçiş mümkün. Birinci usulu cevapladan faydalanış usulu. Demek birinci bağlam desek, yine ikinci bağlam desek. Birinci bağlamda barın ki 18'de defter bulsun. O halde cemi defterler sonra 30'da buladigen bulsa, İkincisi de 30'dan 18'ini ayırsak 12'de defter kalır. Yani indi birinci bağlamdan ikincisi ge 2'de defter alıp koşulsa. Demek bundan 2'den ayırsak 16 kalırdı. Bunga koşulsa 14 bo'ladi. Yani demek 2'de defter alıp koşulsa. Yani koştuk. Yani şu yere becerdik. Birinci bağlamda ikinci bağlamda giden 2 merte köp defter kalır. Demek birinci bağlamda 16 kaldı, ikincisi de 14, 2 mertte köp yemez. Demek 18 deyin cevap variantı natoğru iken, 8 hem natoğru buluş anıq, çünkü birinci bağlamdan alıp ikincisi de 'koşulsa, demek birinci bağlamda köp buluşu gerek. Yani kelmede yarmadan köp buluşu gerek de. 30'nın yarımı 15 bulsa 15'ten katta son. Demek 22'ni tekşirip görəmiz indi. Demek 22'de bulsa bundan 30'dan 22'ni ayırsaq ikincisi de demek 8'de buluşken məcbur. Yani indi bundan 2'ni ayırsaq 20'de kaladı. Bunga 2'ni koşsaq 10 buladı. Mesela şartı da aytılgan edik. Birinci bağlamda ikincisi de giden 2 mərtə artıq defter kaldı. Demek mana şu 22 degen cevap variantı doğru iken. Yani şimdi ikincisi sistema düzüp yetiş usulu. Demek birinci bağlamda x de 7. İkincisi de y de 7. Demek x plus y teng 30. Yani birinci bağlamdaki defterler sonraki ikincisini koşsak 30 da buluşu gerek. Yani mesela şartı aytılganı deyik. Şimdi bundan 2 tane ayırsak x minus 2 kaladı. Bunga 2 tane koşsak mana şundan alınan 2 tane y plus 2 boladı. Yani şimdi birinci bağlamda mana x minus 2 de defter. İkinci bağlamda giden mana bundan 2 merte köp. Bu demek 2 merte köp eken. Bu.
Demek bunu 2'ye bölsek bunge tenleşer ya ki bunu 2'ye köpektirsek mene bunge tenleşer. Demek x minus 2 ten bularken y plus 2'ni y plus 2 demek 2'ye köpektirgenimize ten bularken. Mene şu sistemini geçsek demek doğru cevap çıkardı. Birden biz demek x'ni topşamız gerek. Demek mene bu x minus 2'ni uzun yazıp duramaz. Mana bu y'nin oranına bu yerden y'nin tapadigan bulsak y degenimiz 30 ayrılgan x bo'ladi. Ana şunun için mana bu y'nin oranına koyamız. 30 ayrılgan x mana y'nin oranına koyduk. Mana bu plus 2'ni yazamız. Köpeytirilgen 2. Ana endi bundan gelip çıkadı ki yani bu tenglemeye teng küçük tenglemeni yazamız. X minus 2 teng 2'nin 30'ya 30'ya köpeytiremiz bilemiz kaosun içindeki her bir nege hadge köpeytirip kaos açıladı 30'ın 2'ye köpeytirsek 60 2'nin 2x'ye köpeytirsek minus 2x 2'nin 2'ye köpeytirsek plus 4 yani indi mene bu tinglemeni yetişke hareket kılamız yetişke hareket kılamız. Mana bu kısmını uçursak. Demek tenglemeni yazı basak 60 minus 2x plus 4. Mana bu minus 2x bu tarafı ötedi. Plus 2x bulup ve mana bu 2 ise bu tarafı ötedi. Plus 2 bulup. Demek bu tarafta x turuptu yazamız. Mena bu minus 2x plus 2x bulup bitti. Bu tarafta 60. Mena plus 4 turuptu. Ve mena bu minus 2 ise yine plus 2 bulup bitti. Bu 3x buldu. Çünkü x'nin özü 1x deyip hesaplanadı. 1x'e 2x'ni koşsak 3x buladı. 60'e 4'ni koşsak 64. 2'ni koşsak 66. Bu yerden x'ni topadigan bo'lsak 66 bo'lingan 3. Bu ise 22 degani. Demek bu usulimizda ham 22 degan javob chiqdi. Davom qilamiz. Mana raqamlari yig'indisi 4 ga teng bo'lgan nechta uchxonali son bor deyilgan. Demek uchxonali sonning rakamlar yığındısı 4 boladigan bolsa 4 0 0 boluşu mümkün. Uşa rakamlar 1 1 2 boluşu mümkün. Uşa rakamlar 2 2 0 boluşu mümkün ve 3 1 0 boluşu mümkün. Başkaça varyantı boluşu mümkün emas. Demek 4 0 0 boladigan rakamlar uçxonalı sonlar bitti. 400 degen son. Ana endi rakamları 1 1 2 boladigan uçxonalı sonlarını yazamız. Dastlab 112, 121, 211. Demek 3'te. Başkaça variantı yok. Yani şimdi rakamları 2, 2, 0 boladigan uçxonalı sonlarını yazalımız. 2, 2, 0 yani 220 ve 202. Bu oldu. Başkaça numarası yok variantı. Yani şimdi rakamları 3, 1, 0 bo'lgan sonlarını yazalımız. Dastlab mana 310 demek 301 demek 103 130 başkaça variantı yok. Demek bu sonların sonu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Demek 10 tabalar eken mana 10 ta degan javob. Davom qilamiz. Mana rasmda berilgan ma'lumotlar asosida berilgan shakl yuzini toping deyilgan. Demak, bu tomoni 4, bu tomoni 9, mana bu yer 6, mana bu yer 3 ekan. Mana shu shaklni, demak, yuzasini topish kerak. Buning uchun demak, mana bu shaklni 4 burchakka to'ldirsak. Mana 4 burchakka to'ldirsak
bu tamamı 3, bu tamamı 6 bola degen bolsa, mana şu 4 burçakning yuzasi 18 bo'ladi. Ana endi bu tamamı 9, bu tam 4, bu tamamı 9 bo'ladigan bo'lsa, jami 100a, jami 100a. Mana bu formuladan faydalanib turibmiz. 9 ni 4 ga ko'paytirsak 36 bo'ladi. Demak 36 jami 100. Mana bu 18 bo'lsa, bizga kerakli 100. Demak 36 minus 18. Ya'ni 18 bo'lar ekan. 18 degan javob varianti bor. Shu bilan bu videoni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom eting. Yaqin kunlarda test jarayoni bo'ladi. Ana shu testlarda demak, har yilgi din nimalar chiqadi? Testlar ana shularning yechilishini ham demak, tezlik bilan kanalda yoritib boramiz. Sizdan esa ko'rib qo'llab-quvvatlashingizni so'raymiz. Albatta sizga foydali bo'ladi degan maqsadda. E'tiboringiz uchun rahmat.